Bir cinayet işlenmiş. Polis olay yerine gelmiş. Delilleri araştırır mı? Araştırır. Soru. Polis delilleri araştırarak faili bulamayabilir mi? Evet, bulamayabilir. Peki polis bu sahneyi görse, delil yani ortada bir ceset var. O da bir delil. Fail yoktur diyebilir mi? mümkün değil diyemez. Neden? Fail yok demek olay yok demek. Kainatta, evrende bu kadar olay varken bir insan delillere bakaraktan hadi faili bulamamış olabilir. Bu dersleri onun için yapıyoruz zaten. Faili bulalım ve bilelim diye. Ama fail yoktur demek akıl tutulması demektir. Neden? Ortada ayan beyan delil var. Allah Allah. Şimdi şu delillere bakaraktan faili hem bulalım hem de bilelim. Yani tanıyalım o delillerin en başına dönecek olsak ta en başına t eşittir sıfıra yani zamanın bile başlangıcına dönecek olsak neresi oluyor o delil? Big Bang oluyor yani evrenin oluşumunda rol oynayan büyük patlama oluyor. Evet Big Bang kozalite. Bu kozalite tabiri çok önemli bence dikkat etsek iyi olur. Kozalite demek nedensellik demek. Yani özet olarak şu sonucu olan her şeyin nedeni vardır. Bak sonucu olan her şeyin nedeni vardır. Yani sonuç olarak su kaynıyorsa neden olarak ne deriz? Demek 100 dereceye ulaşmış deriz. Sonuç olarak hava kararmışsa neden olarak ne deriz? Demek ki güneş batmış deriz. Sonuç olarak yağmur yağıyorsa neden ne var deriz? Bulut var deriz. Allah Allah birazdan da diyeceğiz ki sonuç olarak şu evren gözümüzün önündeyse hani az önceki ceset fail örneğini düşünün sonuç olarak evren gözümüzün önündeyse Big Bang bile bir sonuçsa Sonradan yaratılan her şey sonuçtur. Bu evrenin, sonradan olan evrenin her birisine lazım olan bir neden, bir sebep, şarttır. İşte buna kozalite deniyor. Neden sonuç ilişkisi? Bütün evrenin bir sebebe bağlı olduğunu Big Bang'den başlayarak inceleyelim. Evet, Big Bang ve evrenin genişlemesi. Parantez içinde zariyat 47'de diyebilirsiniz. Şimdi çok iyi dinleyin, çok. Çok iyi dinleyin. Bilinen ve gözlemlenilen evren 93 milyar ışık yılı çapında. Allah Allah. Anladınız mı? Anlaşılmıyor değil mi? Bilinen ve gözlemlenen evren 93 milyar ışık yılı çapında. Bu evren 13.8 milyar yıl önce Big Bang ile oluşuyor. Ama biz Big Bang'e ne diyeceğiz? Sebep mi sonuç mu? Sonuç diyeceğiz. Ve sebebini arayacağız birlikte. Peki Big Bang ile oluşan evrenin genişlediği nasıl tespit edilmiş? Amerikalı astronom Edwin Hubble teleskop yapıyor. Teleskopla yıldızları, galaksileri incelerken hem onların birbirinden uzaklaştığını hem de bizden uzaklaştığını keşfediyor. Ve diyor ki demek ki evren genişlemeye devam ediyor diyor. Bir süre şeyi bekliyorlar. Bütün kütleler belli bir yere oturacak. Yani o çekim M1 çarpı M2 bölü D kare. O mesafeler oturacak. Çekim güçleri oturacak ve sabit kalacak diye bekliyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki hayır hayır. Aksine genişlemesi artarak devam ediyor. Onun sebebi de kara deliklerdeki büyük enerji. Kara delikte büyük enerji olunca çekmeye ve evreni genişletmeye devam ediyor. Bu enerji bir gün bitecek mi? Evet bitecek. Bir gün evrendeki enerji bitince de büyük donma diye tabir edilen bizim bildiğimiz kıyamet gerçekleşecek. Şimdi bu anlattığım enteresan bilgi 20. yüzyılda keşfedilmiş. Evrenin genişlediği. Ne detaylı bir mesele değil mi? Ne enteresan bir mesele değil mi? 20. yüzyılda. Gelin görün ki 14 yüzyıl önce Allah Allah 14 asır önce bu bilgi okuma yazma bilmeyen bir zat tarafından aleyhissalatü vesselam harfi harfine verilmiş. Nerede geçiyor biliyor musunuz? Zariyat 47'de geçiyor. Bak ne diyor bak bak. 14 asır önceki tabire bakar mısın? Biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletiyoruz. Allah Allah. İnsanların 20. yüzyılda keşfettiği bir bilgi 14 asır önce harfi harfine söylenmişse demek ki bu bilgiyi nakleden bu Big Bang'e de sebep olanla aynı zattır. Biz ona Allah azze ve celle diyoruz. Demek ki bu bilgiyi bize ulaştıran zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mutlaka ilahi mesaj alan, vahiy alan Allah'ın elçisi olmak zorundadır. Demek ki o zatın Efendimiz Aleyhisselam'ın bu bilgiyi okuduğu kitap, 20. yüzyılda keşfedilen bilgi 14 asır önce, okuduğu kitap ilahi kelamlarla bezenmiş bir kitap olmak zorundadır. Biz de ona Kur'an-ı Kerim diyoruz. Nasıl birbirine bağlıyor görüyor musun olayı? Allah Allah. Big Bang ve zaman. Genişleyen evrenin bir sebebi olduğu gibi çünkü bir yerden başlamış değil mi? Big Bang denilmiş ve büyük patlama yaşanmış. Big Bang'in başına da t eşittir sıfır diyorlar. Yani zamanın başlangıcı diyorlar. Demek ki zaman da ezeli bir şey değil. Demek ki zamanın da başlangıcı vardır. Big Bang sonuçsa, zaman da bir sonuçsa insan da şunu söyler. Bu sonuçların hakiki sebebi nedir? bu sonuçları yaratan müsebbibül esbab acaba kimdir? Düz mantıka basit yani. Allah Allah. Big Bang'den önce ne vardı? Araştırmışlar demişler acaba bu Big Bang'den önce bir şey var mıydı? Ulaşılan Planck sınırı denilen bir hadiseye ulaşmışlar. Ondan öteye de gidememişler. Ve karar vermişler. Big Bang dediğimiz büyük patlama yokluk aleminden varlık alemine bir çıkıştır demişler. Çok güzel bir tabir var. Big Bang ile ilgili sıfır hacim yani yok sonsuz yoğunluk. Nasıl? Allah Allah. Büyük patlamanın tabirine bak. Sıfır hacim sonsuz yoğunluk. Kainatta ömrü en uzun olan element protondur. Onun da ömrüne baktıklarında 30 milyar yıl demişler. O zaman şunu rahatlıkla diyebilir miyiz? Başlangıcı olan her şeye bir sebep gerekir. Peki bu evren bu muazzam yaratılışın asıl sebebi kimdir? İşte biz o müsebbibül esbaba Allah azze ve celle diyoruz. Şimdi biz portakaldan, armuttan, bir böcekten, bir kuştan etkileniyoruz ama biz onu etkilenirken evrende dönen sistem değil mi? Allah Allah hayret verici. Big Bang sonrası düzen örnekleri. İbrahim abi bir bomba imha uzmanı olarak kaç yılın geçmişti o şekilde? 29 yıl. 29 yıl Bomba imha uzmanlığı yaptın. Sana sormak istiyoruz. Bir patlama sonucunda hiç düzen oluştuğuna şahit oldun mu? Olmadı. Olmadı değil mi abi? Her yer ne oldu? Kaos değil evet. mi? Karmakarışık. Hiç düzen Hep. olmadı. 200 kiloyla iki kamyon falan rahat gömülürdü içine. Yani patlamanın şiddetiyle çukur oluşuyor. Çukurun içerisinde de 2 kamyon falan rahat girerdi yani. Allah Allah. Bir mahalleyi tahrip eder mi o patlama? Zincirleme eder. Şimdi patlamalardan sonra düzen oluştuğuna hiç kimse şahit olmamış bilir kişiye de sorduk. Patlamalara sonra ne oluşur? Kaos oluşur. Ama gelin görün ki Big Bang'den sonra yani büyük patlamadan sonra milimi milimine oluşan bir düzen seyredeceğiz. O düzenin adı evrendir. Güneş ve Samanyolu galaksisi. Şu Big Bang'den sonra oluşan düzenleri hayranlıkla bir izleyelim. Samanyolu galaksisinin çapı 100 bin ışık yılı. Çapı çapı. Bunun gibi milyarlarca galaksi var evrende. Bizim içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin çapı 100 bin ışık yılı. Yani 100 bin ışık yılı seyahat etsek bir anda evrenin içerisinde bir karanlıkta kaybolacağız. 4 milyon yıl seyahat etsek Andromeda denen başka bir galaksiye geleceğiz ve şöyle bahsediliyor. Sadece Andromeda'da 1 milyar yıldız var diyorlar. 1 milyar yıldız. 1 milyar boncuk versem tesbih yap, ipe diz desem mümkün değil değil mi? Yani Allah Azze ve Celle'nin <laughs> ihata na namütenayi kudretini görebiliyor musun? Allah Allah. Samanyolu içindeki yıldızımız olan güneş. Dünyadan 150 milyon kilometre ötede. Dünya ile güneş arası ne kadar? 150 milyon kilometre. Bu ne demek biliyor musunuz? Güneşten çıkan bir ışık bize 8 dakikada varıyor demek. Yani siz şöyle semaya bakıp güneşi görüyorsunuz ya. O an gördüğünüz güneş 8 dakika öncenin güneşi. Geçmişteki güneşi görüyorsunuz. Çünkü ışığın bize varması, görüntünün, suretin bize varması 8 dakika sonra. Allah Allah. Baktığımız güneş neymiş? 8 dakika önceki güneş. O bizim güneşimiz, Samanyolu galaksisinin içindeki güneşimiz. Samanyolu galaksisinin merkezinde kara deliğin çekim gücü yüksek demiştik ya. O kara deliklerin etrafında 795 bin kilometre hızla ilerliyor. Arabada 200 kilometre yaptığınızdaki paniğinizi hatırlayın. 200 kilometre yapınca. Uçakta 600-700 kilometreyle giderken ki halinizi düşünün. Herhalde 1000 kilometre bir şeye binen örnek yoktur burada değil mi? Hayallere hariç. O güneş Karadeli'nin etrafında 795 bin kilometre hızla dönmeye devam ediyor. Bunu yaparken çekim gücüyle etrafındaki uyduları da döndürüyor. Şimdi böyle bir evrende kaos hakimdir, karmaşa hakimdir, düzen yoktur diyebilir misiniz? Normalde o gezegenlerin koçbaşı gibi çarpışması lazım. Doğru mu? O kadar eğitim alan akıllı, şuurlu pilotlar bile bazen ne yapıyor? Çarpışıyor. Ama gelin görün ki şu gezegenler, şu galaksiler, şu yıldızlar kusursuz nizam ve intizam içerisinde muazzam bir hareket ediyor. Şimdi bunu yapan kimdir? Çünkü bu sonuçtur. Kozaliteye göre bizim sonuçların neyini bulmamız lazım? Sebeplerini. Allah Allah. Bu sonucu yaratan müsebbibül esbab kimdir? Güneş dediğimiz, az önce verdiğimiz örnekteki güneş, samanyolu galaksisindeki 300 milyar yıldızdan sadece birisi. Şu dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş var ya, samanyolundaki 300 milyar yıldızdan birisi. Ve ben dedim ki o samanyolu galaksi var ya, onun gibi milyarlarca başka galaksi var dedim. Bunu döndüren kudret, senin başına gelen hangi işi halledemez Allah aşkına? Haşa 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 Allah'ı çok küçük görüyoruz haşa. Suizan ediyoruz ona. Hangi derdini çözemez? Allah aşkına yani. Yani senin hangi olayın böyle bir Allah'a ağır gelir? Böyle bir Allah'ın yaratacağı ahirete zerre kadar şüphe duyanın aklı yok demektir. Allah Allah. Allah Allah. Olaya bak. Şimdi biraz da aklımıza yatsın diye anlatayım şöyle. Kuantum fiziğinin anlattığına göre bir şey ışık hızına ulaşırsa artık ortada madde kalmaz. Neye dönüşür? Enerjiye dönüşür. Hani E eşittir MC kare var ya bildiniz değil mi? Ama biz şöyle ışık hızında bir araç yaptığımızı varsayalım. Hani enerjiye dönüşmesin madde olarak kalsın. O ışık hızındaki araca da binelim mi? Plakada takarız biz. Adımızın ve soyadımızın <laughs> harfleri. Öyle mersin. Ersin? musun? <laughs> Soyad at, at mı seninki? <laughs> Hiç mi? Tamam. Işık hızında giden aracımız var. Plakasında taktık mı? Taktık. Böyle bir araca bindik. Ne dedik? Şu Samanyolu galaksinin bir turlayalım dedik. Böyle bir araçta, ışık hızında giden bir araçta Samanyolu galaksinin bir ucundan bir ucuna 100 bin yılda gidebilirsin. 100 bin yıl. İnsan ömrü 60 yıl. 100 bin yılda sadece Samanyolu'nun bir ucundan bir ucuna gidebilirsin. Ne dediğimizi hatırlıyor musunuz? Samanyolu galaksisinde 300 milyar yıldız var. Güneşimiz de orada, dünyamız da orada. Ve dedim ki bunun gibi milyarlarca galaksiler var. Andromeda'ya örnek verdik. 4 milyon ışık yılı ilerideki Andromeda'da 1 milyar yıldız olduğu söyleniyor. Subhanallah. Kudreti görüyor musun? Böyle bir kainat dizaynsız ve düzensiz olur mu? Mümkün değil. Bunu düzenleyen Allah senin hayallerine, dualarına, hatırat kalbine müdahale edemez mi? Edemez olur mu ya? Anlamıyoruz, anlamıyoruz. Allah'ı tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Gezegenler bile bir aradayken Tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.